Selamlar. Bugün size ekimini yaptığım domatesi göstermek istiyorum. Bunu ekeli 40 gün falan oldu. Derin dikim yöntemiyle ektim. Şu anda hiç sulamadım. Bakın mesela kabakların biberleri falan suladım. Fakat hiç sulamadım. Bu kadar sıcaklar oldu. Yağmur da yağmadı. Buna rağmen hala yerinde. Gayet güzel duruyor. Burada da diktiğim 60 gün olan domates fidelerim var. Bunları da hiç sulamadım. Gördüğünüz gibi gayet canlılar. Hiçbir ilaçla kullanmadım. Yalnız besin mayasıyla bir takviye yaptım bunları. Besin mayasından bir gübre yapıyorlar. Normal kuru mayadan. Onunla bir takviye yaptım. Şunlar da budadığım domatesler. Budadım. Yani şu yandan çıkan dalları böyle alıyorum. Böyle bir çukur açıp ekiyorum. Bol su atıyorum. Yeniden domates oluyor. Bakın mesela bunları yeni ektim. Daha kendine gelmediler. Ha, bu kendine geldi. Şimdi derin dikimin faydaları hiç su istememesi. Yani şu anda çiçekteler. Ne zaman meyveye dönecekler, o zaman su vereceğim. Gördüğünüz gibi 39 derece sıcaklıkları gördü bu sene. 38, 39, 37. Gayet yerindeler. Bunlar da ziyan olmasın. İnşallah toparlayacaklar. Çünkü domatesin kök yapması biraz uzun sürüyor ama siz dalını kopartıp yani budama yap bardağın içinde bekletirseniz daha kolay kökleniyor. Misal geç kalmış bunu koparmaya, bunu koparsaydık zamanında aynı şekilde. Yani şöyle diyeyim, 10 tane fide ekerseniz 10 fideden 20 tane kök yapabilirsiniz. Çünkü mutlaka her bir domates en azından bir tane yanda fazla dal veriyor. Onları kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Ben mesela ekme işlemi tamamlıyorum. Ekme işlemi tamamladıktan sonra bazı fideler tutmuyor. İşte ya alttan böcek yiyor. Dana burnu falan. Ya da taşa denk geliyor. Bir şey oluyor yani. Tutmuyor. Fide de bulamıyorum. Fide zamanı geçmiş oluyor. Ben de böyle bitkilerin yan dallarından böyle bir üretim yapıyorum. Bu arada geri kalan biberleri de göstereyim. Bunlar da çok ilginç bir şekilde organik doğal beyaz karpuzun ya da sarı karpuzun fideleri. Ben bunu çekirdeklerinden ektim, hiç çıkmadı. Bir kutuya ekmiştim, bir saksıya ektim, çıkmadılar. Fakat burada geçen sene ben karpuzun çekirdekleri kabuklarla beraber tarlama attım, bahçeme attığımda organik gübre olsun diye kıştan atmıştım, kışa yakın. Çünkü o karpuz kışına oluyor. Kış karpuz diyorlar ya. Bütün sene durmuşlar. Ben bahçeyi belledim iki defa. Sonra çapaladım. İlginç bir şekilde bakın. Bunları ben ekmedim. Bunlar kendi kendine çıkan fideler. Organik ata tohumu. Sarı karpuzun, kış karpuzun fideleri. Hiç ben ekmedim. Yani bir sene durmuş toprakta. Hemen hemen yani 7 ay, 8 ay. Ondan sonra çatır çatır çıktılar. Olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Ben de hiç ellemedim onları. Birkaç tanesini fideledim. Yalnız beyaz sinek sorunum var. Bununla ilgili bir ilaç yapacağım şimdi. Önemli olan domateslerimizin ve biberlerimizin
ilaçsız bir şekilde olması. Yani ilacı yapacağım, doğal ilaç yapacağım. Yoksa ben de gider kimyasal ilacı alırım. Basarım. O öyle yaptıktan sonra zaten bahçeliğine uğraşayım ki domates kaç para oluyor yazın geldi vakit 10 liraya 12 liraya düşüyor giderim alırım ilaçlı domates. Önemli olan doğal ilaç yapmak. Bu arada biberlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunlar biberler. Şu çatalla ilk çıkanı kopardım. Bu ilk çıkanı çatalla koparın. Biberin daha iyi verim vermesi için bir de bir şey göstermek istiyorum. Geçen sene sera benzeri bir şey yapmışım. Üstünü örtmüşüm biberlerimin. Bunlar 2 yıllık fideler. Bakın ben tabii topladım daha 10 gün evvel topladım. Yedim. Eğer biberlerin üstünü örterseniz ve şu şekilde budarsanız çatalın üstünden 2 parmak, 3 parmak gelecek şekilde bu da her şeyi bu da kışa öyle girerseniz ve üstünü örterseniz bu şekilde daha kimsenin biberleri açmadan çiçek açmadan dahi siz biber yiyebilirsiniz. Bakın bunlar dediğim gibi 2 yıllık fideler. Bunları daha yeni ektiklerim. Aradaki farka bakın. Biri neredeyse tohuma kaçacak. Öteki şey ürün veriyor. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz bir beğen butonuna basarsanız memnun olurum. Herkese iyi seyirler.